Bağımsız mizah. Za 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 za. Avucum hoş geldin, hoş geldin. Gerçekten şöyle geç ben hemen hallet, ağzın saçımdan şöyle geç benziyor buyur edeyim. Mikrofonda çok yakışmış. Korktum bir yandan hani gelmezsin falan diye ama neticede geldin yani. O zaman dedim herhalde bir yokluk durumu da var. Şöyle söyleyeyim. Ben o kadar tercih edilen bir insan değilim. Yani 2008'de bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynandı. Orada Beşiktaş'ın kalecisi kırmızı kart gördü de böyle kimseyi de koyamadılar yerine. Ta en son forvetten Panku kaleye geçti. Yani ben ilişkilerin Pankusuyum. O şekilde yani dıdısının dıdısı, bu tarz motor sesleri içerisinde buluşuyorum. Genelde zor oluyor. Şimdi kendimi tekrardan tanıtmam gerekirse ben Mert Topuz. Komedyenim, bu tarz stand-up, skeç işleriyle uğraşıyoruz. Yeni podcast'im çıktı 59-17. İsmi de çok ilginç. Acaba nereden geliyor? Bu tarz şeyler yapıyorum. Ama genel ilgi alanım yani para kazandırmayacak işler. Yani mesela stand-up'tan sonraki yatırımım benim Zerdüşti hamamı. Türkiye'deki toplam 2500 Zerdüşt dinine mensup insan için hamam yaptırdım. Yani para sevmiyorum ben o şekilde. Bir de skeçlerimde ben dördüncü duvar yıkmasını çok severim. İstersen senin için hemen kameraya bakıp yıkarım yani. Bak. Merhabalar, ben Mert Topuz. Bu skeçte bilimsel Fahrettin karakterine can vereceğim. İnşallah o da alacak. Bir aksilik çıkarsa mizahi suni teneffüs yapacağız. Yeterli mi? Herhalde yeterli şeklinde ben düşünüyorum. İstersen fazla da uzatmadan buluşmamıza geçmeden önce böyle bir video çekelim. İşte orada Fahrettin'i çok beğendiğim tarzında şeyler söylerse. Video olmaz ama. Nasıl olmaz? Fotoğraf olabilir. Şimdi bir dakika, ben şimdi doğru mu anladım? Sen şimdi bu sensörün sürekli ışık alıp bu görüngüsel dünyanın bir dijital düzleme aktarılmasına karşısın. İşte bu MPEG oluyor, MOV oluyor, AVSEQ bir falan oluyor, onlara karşısın ama yandı söndü falan fotoğraf oldu, ona karşı değilsin, doğru mu anladım? Ben seni çözdüm. Şimdi sizin gibilere literatürde dijital merhametliler deniliyor. Şimdi nasıl oluyor yani? Bu dijital merhametliler işte mesela ihtiyacı olduğu halde telefonunu kapatır. Der ki ya biz bu bataryasını sömürecek halimiz yok yani, oldu olacak, batarya emikleyelim şeklinde düşünürler. İşte kulaklığın tekini takar. Çünkü bu insanlarda hani organik merhamet de çok olur. Şimdi şöyle düşünüyor ya, diyor ki yani bu kulak sonuçta benim tehlikeleri görmem için, işte sevdiceğimi duymam için evrimleşti. Ben buna niye yabancı bir cisim sokalayım diye düşünür ki haksız da sayılmaz. Şimdi bu insanlar varlar. Bu insanlar varlar gerçekten. Bu insanlar genelde bu Z kuşağı ile Y kuşağının arasında bir geçiş kuşağı vardır. Bunlar işte o geçişi hissetmeyenler. Şimdi geçişi hissetmeyince tabii ne oluyor? Böyle bir gamsızlık hali hasıl oluyor. İleriki zamanlarda farkındalıkla beraber de bir aşırı telafi dediğimiz olaydan dolayı dijital merhametlilik bunlar da başlıyor. Bunda tabii yengeç burcu olmalarında çok fazla etkisi var. Yani burç falan dediysem yani burada bilimsellikten taviz verdim falan düşünme. İşte Fahrettin'cim, bilimsellikten çok uzaklaştın, ne olur geri dön tarzında söylemlerde bulunma. Yani burada formülü yazılı. Burada bilimsellik formülleriyle geldim ben sana. Yani ben şu an hayatımda bilimselliği Einstein'dan daha yakınım. Çünkü hayatımda hiç dil çıkararak poz vermedim. Einstein bugün yaşasa TikTok çeker, işte YouTube çeker. Kalırız, dımdızda kalırız. Ya sen bilim adam mısın, emoji misin ya? Dil çıkartıyorsun öyle. He ama tabii yine de hakkını yememek lazım. Sonuçta ne demişler? Yiğidin yoğurdunu ye, parasını öde, çık git, yiğitle fazla muhatap olma demişler. Yani Einstein'e çok şey borçluyuz. Yani biz derken yani bizim sülale falan değil. Sonuçta Gürelmas'tayım, niye Einstein'e bir şey borçlu olsun? Genel bilim dünyası borçlu anlamında. Sonuçta biliyorsun Einstein bu klasik Newton fiziğini yıkarak 300 senelik yerine kuantum fiziğini kurdu. Tabii Newton fiziği şimdi yanlış olunca Newton'ın bulduğu yer çekimi kanunu da yok sayıldı. Şimdi Einstein makaleyi yayınladı, millet 3 gün havada gezmiş. Neden? Yanlış olduğu kanıtlandı çünkü. Sonra demişler ki biz buradan inemiyoruz lan, ne yapacağız böyle. Çevreden taşlar almışlar böyle, atmışlar yerlere 100 metre falan. Dünyaya kat çıkmışlar. Bugün kat çıkılmış bir dünyada yaşıyoruz abicim, bunun farkındalığı çok önemli. Ya ben bu farkındalık meselesine hakikaten büyük ehemmiyet veriyorum. Yani verdiğim başka şeyler de var ama onlar Osmanlıca olduğu için pek söyleyemiyorum. Yani
Bak benim çevremde hep farkındalık sahibi insanları vardır. Yani bugün rehberime bak, bir tane Ahmet Mehmet isminde halktan birini bulamazsın. En sıradan isim Nuri, o da zaten Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge'ye kuru ot arazisi kiralayan adam Sikecim'de. Çok yakında sizlerle olacağım. Şimdi isterseniz Sikece döneyim. İster misiniz? Söyleyemez. Neden? Çünkü üreten benim. Sen orada izliyorsun. Ben döneceğim müsaadenizle. Hep o tarz insanlarla beraberim. Geçin bu Cihangir'de oturuyoruz. Bu Cihangir'de Zeki Mahallesi Demir Sokak'ta Kubus Kafe vardır. Bilir misin? Çok iyi şaka. Çok iyi şaka. Burada normalde hiç bölmeme gerek yok. Devam edebilirim. Ama burada durup benim üreten, sizin tüketen olduğunuz vurgulama hoşuma gidiyor. Hakikaten biz burada geldik, bir şeyler uğraşıyoruz, güldürelim, ağlatalım. Bir farkındalık, bir şey olur. Ama hakikaten yoksa ya ben meraklısı değilim buraya 2 saatliğine 4500 lira vermeye. Arkadaşlar şaka yapıyor, inanmayın. Kubus kafedeyiz, bir tane tinerci geldi, dedi ki ya biz Heraklitos diyalektiyle dedi Heidegger diyalektini karşılaştıralım şeyinde konuştu. Biz kovduk. Benim muhatap olduğum tinerci bile entelektüel. Sana onu o kadar söyleyeyim. Fazla da uzatmadan, yani bu dijital merhametliler vardır. Bu insanlara sahip çıkmak gerekir. Yani avucum, bu insanları gördüğünde git selamlaş, tokalaş, gerekirse enseni sürt. Bu insanlardan zarar gelmez. Ama bir yerinde platin varsa, kolunda bacağında, sakın söyleme, dadanırlar. Ki bak, dijital merhametlinin dadanışı acar olur. İnsanın nefasetini kısar, yüksündürür. O yüzden bunlara pek fazla da şey yapmamak gerekir. İstersen fazla da uzatmadan, Sikeci de yavaştan bitirerekten fotoğrafımızı çekilelim. O şekilde sohbetimizi o şekilde devam edelim. Yeter lan, yeter. Ama avucum. Şey var senin de ağzına. Ama avu yani. Ne olsun be? Yeter. Gerçekten Gülizar çok güzel bir skeç oldu. Ben yani oyunculuğunu çok beğendim. Zaten o şekilde de yani, hakikaten maşallah sana de. Vallahi maşallah ya. Sevgilin var mıydı senin ya? Anlamadım. Sevgilin ya ben. Çünkü o şekilde ilan verdim Instagram'a. Hani dedim 18-24 yaş arası gönüllü kadın oyuncu aranıyor. Kadın mı dedi, kadın dedim. Gönüllü dedi, gönüllü dedim. Hani ayrıca de belirttim onu. Hani dedim yol yemek karşılarım en fazla. Şurada bir şey var, sarımsaklı mayonezi döner yapıyor adam, şahane. Orada yemeğimizi yerken konuşuruz senin bu güzelliğini ve sevgilinin olmayışını inşallah. Dönerimi beğenmedin sarımsağımı, onu da anlamıyorum ki. İkidir böyle oluyor ya. Pipeti feminen buldu. Hitler'i ne hale getirmişler? Bağımsız mizah, zah, 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 zah.